9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 60 aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. Cevap, meşruiyet, siyaset biliminde, politik bir sisteme, devlete veya hükümete itaat edilip edilmemek, bir teoriyi benimseyip benimsememek gerektiğini belirleyen durum, bir iktidar sahibinin veya kural sisteminin haklı olması, siyasi iktidarın halkın rızasına ve onayına dayandırılması durumu. Monarşi, monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Aristokrasi, aristokrasi ya da soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. Mezopotamya, Mezopotamya, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden Basra Körfezi'ne kadar uzanan Fırat Nehri ve Dicle Nehri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Eflatun, yazma teknolojisini insan belleği için bir dış tehlike olarak görmüş ve yazı teknolojisini elde edenler kendi belleklerini kullanmayı durduracaklar ve unutkan olacaklardır. Kendi iç kaynakları yerine dış işaretlerle onları hatırlamak için yazıya bağlanacaklardır, demiştir. Eflatun'un yazı teknolojisini insan belleği için bir tehdit olarak görmesinin sebepleri neler olabilir? Cevap, yazı teknolojisini elde edenler kendi belleklerini kullanmayı durduracaklar ve unutkan olacaklardır. Kendi iç kaynakları yerine dış işaretlerle onları hatırlamak için yazıya bağlanacaklardır. Böyle düşünmesinin temelinde kendi düşünme sistemine karşı gelmesiyle ilgilidir. Platon'a göre tüm bilgiler her an zihnimizde bulunmalıdır ve her an kullanılmaya hazır olmalıdır. İkinci konu, argüçerlerin askeri alanda üstün olmalarını sağlayan özellikler nelerdir? Cevap, konar göçerler, sürekli olarak göçebe bir hayat yaşamışlardır. Konar göçer halklar, askeri lojistik bakımından da önemli ölçüde tecrübe kazanmışlardır. Göçebe toplumlar sürekli olarak göç ettikleri için göç ederken neyin nasıl olacağını çok iyi bilmektedirler. Bu nedenle lojistik faaliyetlerde askeri alanda da tecrübe kazanmışlardır. Normal şartlar altında göç ederken gerçekleştirdikleri beslenme, barınma, dinlenme, ortak hareket etme, haberleşme gibi faaliyetleri askeri tatbikat olarak da gerçekleştirdikleri için askeri alanda ve savaş tecrübesi olarak daima üstün gelmişlerdir. Askeri lojistiğin güvenliğinin sağlanması ile göç eden bir toplumun güvenliğinin sağlanması arasında teknik olarak bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle göç etme bir hazırlık safhası olmuştur. Üçüncü yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir? Cevap, yazıdan önceki dönemde insan hayat tarzını etkileyen unsurlar oldukça fazlaydı. İletişim yollarının çeşitli olduğu ve yazının olmadığı dönemlerde haberleşme ve haber gönderme işleri insanların uzun zamanlarını almaktaydı. Yazının bulunmasıyla iletişim araçları da gelişmiş ve haberleşme kolay hale gelmiştir. Haberleşmenin, at sırtında kilometrelerce yol gitmekten ibaret olduğu ve vurarak, ateş yakarak, bağırarak sağlandığı durumlar insanların hayatında zorlukların yaşanmasına neden olmuştur. Bu zorlukları aşmak için insanlar çeşitli insanları özellikle görevlendirseler de zamanla daha çok sorun olmuştur. Yazının bulunmasıyla koşulların da haberleşmede kullanılması, mektuplaşma gibi durumlarda kullanılması büyük kolaylıklar sağlamıştır. 4. Hammurabi kanunlarının genel özellikleri nelerdir? Cevap, Hammurabi kanunlarında Hammurabi kendini zayıfların ve öksüzlerin koruyucusu, Tanrı adına ülkeyi yöneten, adil ve insancıl hükümdar olarak tanıtmaktadır. Hammurabi kanunları dişe diş, göze göz şeklinde değerlendirilen ve suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanunlardır. Hammurabi kanunu hem daha önce yapılmış olan kanunların ve örf adet hukukunun bir derlemesiyle hem de zamanın ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. 282 maddeden oluşan bu kanunların ön söz kısmında baş tanrı Marduk hakkında övücü sözler bulunmakta ve Marduk ile adalet tanrısı Şamaş tarafından Hammurabi'nin nasıl kral seçildiği anlatılmaktadır. Ayrıca burada Hammurabi, adalet ve doğruluğu tesis ettiğinden, huzur ve refah getirdiğinden söz etmektedir. 5. Mısırlıların dini inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir? Cevap, Mısırlılar, dini inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri bulunmaktadır.
Mısırlıların dini inançları oldukça yoğun ve mistik etkiler taşıyan inançlar olmuştur. Sihir, büyü gibi metafizik olaylarında etkili olduğu sosyal hayatın içinde tıp ve mimaride payını almıştır. Mısırlıların gizemli inşalar yapması ve çeşitli teknik aletlerle bu binaları ortaya koyması dini inançlarında devlet başkanlarına tanrı gözüyle bakmaları kapsamında da değerlendirilebilir. Mabetler şeklinde ortaya konan bu yapıların sırları hala çözülememektedir. Tıp alanında da çeşitli ilaçların kullanılması ve bitkilerin yasaklanması da söz konusu olmuştur. Mısırlılar, tıp ve mimariye büyük katkıda bulunmuştur. 6. İlk çağın tüccar toplulukları. Cevap, Asur, Lidyalılar ve Persler ise kara ticaretini yapan ilk uygarlıklardır. Yukarıda belirtmiştik. Fenike, İyon ve Yunanlılar da deniz ticaretinde öncülük yapan uygarlıklardır. Girit medeniyeti ekonomisi ticaret, tarım ve balıkçılıktır. Kolonicilik ve deniz ticaretiyle uğraşırlar. Mayken, Aka. Medeniyeti de İtalya ve Suriye medeniyetleriyle ticaret yapmışlardır. 7. tarih öncesi döneme ait Çatalhöyük'te, görsel 2.46 yapılan arkeolojik kazıların amaçları nelerdir? Cevap, bu yerleşim yerinde arkeolojik kazılarının yapılmasının nedeni, insanoğlunun geçmiş yaşamı hakkında çıkarımlar elde etmektir. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç ve gereçlerdir. Buluntulardan elde edilen bilgiler, yazıdan önceki dönemin doğru okunabilmesinde oldukça önemlidir. İnsanlığın bu döneminde mağaralar, kerpiçten ilkel konutlar, taştan, kemikten, pişmiş kilden yapılmış aletler o döneme ayna tutar. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 60 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.